Abi bir gün Çorum'a götürsene beni ya. Niye koçum? Niye götüreyim seni Çorum'a? Ya geçen hafta bizim bir abi vardı. Şey leblebi getirmiş. Ha. De çok beğenmedim onu. Çorum'un da leblebisi meşhur ya biraz. Yani Çorum'a gidip Çorum'dan leblebi Ha, alalım. dönelim Ana sonra. vatanına gidelim diyorsun. Yani ona vatan alınması lazım. Bak hiç unutmam. Yıl 1605. Sen Çorum leblebisi dedin. Hemen aklıma o anım geldi. Hemen anlatıyorum Ya sana. nereden çıktı? Bak tık ampul yandı. Yıl 1605. Londra Tiyatro Akademisi'nde tiyatro bölümünde okuyorum. Öğrenciyim. Bölüm başkanımız William Shakespeare. Hem de hocam olur benim. Shakespeare bizim bildiğim. Evet. Öyle diyenler de var. Ben mezun olmuşum. Tabii iş bulamadım. Haliyle. Ya o dönem çağımızın İngiltere'deki en büyük sorunlarından biri de işte sanata değer verilmiyordu. Biliyorum, duydum. Bir başkasından duymuştum onu. Biz oyuncular çok yokluk çektik. Yok. Neyse. O zamanlar da Londra Kapalı Çarşısı'na Çorum leblebisi gelmiş. Benim babaannem de Çorumludur. Baba tarafı babaannemin baba tarafı Çorumludur. Çorum leblebisine bayılır kadın ya. Yani Çorum leblebisi Ne güzel. yemeden Ne güzel. kadın nefes alamaz ya. Ne güzel. Bayılır. Dedi o torunum dedi. Londra Kapalı Çarşısı'na Çorum leblebisi gelmiş. Git bana Çorum leblebisi al. Zaten E 3 senin kuruş. cepte para yok. 3 kuruş kalmıştı kenarda lan dedim. Ölümlü dünya. Kadının dişleri de yok. Takma diş takıyor o zamanlar. Protez. Gideyim alayım dedim ya. Gittim Londra Kapalı Çarşısı'na. Buldum Çorum leblebisini. Aldım 2-3 kilo. 2-3 Böyle kilo. 2-3 kilo aldık. Aldık. Mutlu olsun kadın. Ben de böyle kıtlata kıtlata çarşıda gidiyorum Çorum leblebisini. Baktım karşıdan William Shakespeare geliyor. O dedi Nuri'cim dedi. En gözde oyuncum öğrencim dedi. Ne yapıyorsun dedi. Ne yapalım hocam dedim ya. Mezun olduk işsiz kaldık. Bak borç gırtlakta dedim ya. Tefeciler peşimizde dedim. Kumar gecelerinden dedim. Borçlandık dedim. İşte yok dedim. Ben bir şey soracağım. Hı. Elimde 3 kilo çok şey görünce, leblebi görünce sana bir şey demedim mi? Hiç sorgulamadım onu. Dedi Nuri'cim ha orada şey girdi. Nuri'cim dedi bak dedi senin babaannen dedi Çorumluydu muydu değil mi dedi. Yani Çorum leblebisini O da almış. hatırlıyor bir de. Hatırlıyor hatırlamaz mı ya? Siz bayağı yakınsınız o zaman. Yakınlık ama o dönem biraz ters düştük. Benim kumar bazlığımı pek şey tasvip etmezdi fazla. Çok öğüt verdi biz de dinlemedik. O da ne halim varsa deyip böyle bir mesafe koymuştu bana. Orada da beni Akla. görünce de eridi hemen. Bana bir Yıllar zaafı sonra vardı normal. Shakespeare'in. Neyse dedi babaannene mi aldın dedi bu Çorum leblebilerini dedi. Evet babaanneme aldım. Dedi ben bir oyun yazdım onu çıkartacağım. Dedi. Orada Pitch Edmund karakteri var. Tam senlik dedi. Sen oynayacaksın dedi. Cebine de böyle 3-5 kuruş para girer dedi. Tamam hocam dedim ya. Neyse bunun Londra Company Theatre diye bir tiyatrosu var. Orada provalara başladık. Tabii ben yaşam gayesi, Kraliçe Elizabeth'in toplumsal baskıları, sosyolojik etkilerinden kaynaklı bir varoluşsal sancılara girdim o zamanlar tabii. Bir türlü kafamı veremiyorum role. Anladın mı? Role veremiyorum. Dedi Nuri'ciğim dedi ben Nasıl seninle veremiyorsun abi sen pitsin. piç. Onun zaten şeye kısmı vardı piç etmenin. Piçmişim, alçağın sefilin tekiymişim. Giremiyorum mesela orada anladın mı? Yani o iç aksiyonu yaratıp duyguyu veremiyorum anladın mı? Dedi biz seninle özel çalışacağız dedi. Çekti beni kulise. Böyle bir Verona Blush şarap çıkardı. Koydu şişeyi önüme. Bir iki kadeh vurduk. Sonra durup dururken bir coştu bu. Kafası mı geldi ne oldu? Kafası geldi galiba. İki kadeh. İki kadehte kafası geldi. Ben sonradan çaktım köfteyi. Beni role sokmaya çalışıyormuş yani. Ha. Dedi oğlum dedi sen piç misin dedi. Efendim hocam dedi. Oğlum sen piç misin dedi. Anlamadım hocam dedim. Oğlum sen piç misin dedi. Evet hocam piçim dedim ya. Piçim. İşte bu dedi. Aradığım tat, aradığım doku. Ben piçim ya. Meğersem ben piçmişim. Evet o an anladım ben. Piçmişim ben ya. Piç.